Motorsport Türkiye ekranlarından herkese merhaba. Günün önemli gelişmelerinden derlediğimiz haber turuyla karşınızdayız. Mercedes takım patronu Toto Wolff, 2022 sezonu için pilot kararını vermiş olabileceklerini ima etti. Mercedes, 2021 sezonunun ardından en az 2 yıl daha Lewis Hamilton'la yarışmaya devam edeceğini açıklamıştı. Fakat takım arkadaşının kim olacağı belirsizliğini koruyor. 2017'den beri takımda Valtteri Bottas yarışıyor, ancak Finn pilotun bu yılki performansı beklentilerin epey altında kaldı. Pek çok kesim gelecek sene Bottas'ın yerini Russell'ın alacağını iddia ederken Wolff 2022 için nihai kararı verdiklerini ima etti. Wolff bu konuda şöyle konuştu. Bakalım pilotlarımızla ilgili ne karar alacağız. Ya da belki de aldık ve henüz bunu sürücülere söylemedik. Ne yazık ki şu an bu konuda söyleyebileceğim herhangi bir şey veya yeni bir haber yok. Fakat birine buraya kadarmış, artık seninle devam etmeyeceğiz demek kolay değil. Bu başlatmayı sevmediğim konuşmalardan biri. Ancak benim öyle bir işim var ki bazen inanılmaz zor da olsa tatsız sohbetler yapmak zorunda kalıyorum. Hem Russell hem de Bottas'ın bir geleceğe sahip olması çok önemli ve onlarla alternatiflerinin ne olduğunu tartışıyoruz. Formula 1 pilot pazarı hareketlenmeye başladı ve motorsport.com İtalya'nın kaynaklarına göre gelecek sene koltuğunu George Russell'a bırakmaya hazırlanan Valtteri Bottas, Alfa Romeo'da Kimi Raikkonen'in yerini alabilir. Mercedes'te Lewis Hamilton'ın kontratı en az 2 yıl daha uzatıldı ve İngiliz pilot 2023 sonuna kadar Mercedes adına yarışmaya devam edecek. Diğer tarafta ise takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın artık takımdan ayrılması bekleniyor ve yerini çok büyük ihtimalle George Russell alacak. Bottas, geçen yıl yapılan anlaşmalardan ötürü bu yıl çok fazla seçeneğe sahip olmasa da Formula 1'de kalmak istiyor. Bottas'ın adı eski takımı Williams'la anılıyordu. Ancak geçtiğimiz hafta sonu Silverstone padavında Bottas'ın tercihinin İngiliz takım değil Alfa Romeo olduğu yönünde bir söylenti çıktı. Motorsport.com İtalya'nın kaynaklarına göre Alfa Romeo, sezon sonunda Kimi Raikkonen'le yollarını ayıracak, Antonio Giovinazzi'nin ise devam etmesi bekleniyor. Takım patronu Frederic Vasseur ve takımın sahibi Rosing, pazarda birkaç alternatif bulunduğu için acele etmiyorlar ve bu konu yaz tatilinde masaya yatırılacak. Ancak Bottas listelerinin en üstünde yer alıyor. Bottas ise İtalyan takımla anlaşmadan önce Mercedes'in kararını bekliyor. Dünya Superbike Şampiyonası'nın Assen ayağında Cuma gününü Jonathan Rea ilk sırada tamamlarken temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu 6. sırada yer aldı. Sabah gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Ducati sürücüsü Scott Redding'in üstünlüğü vardı. İngiliz sürücü 1.34.591'lik turuyla seansın en hızlı ismi olurken Jonathan Rea 1078 saniye geride ikinci, Chaz Davis 0.4 saniye geride üçüncü oldu. Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu ise bu seansta 5. sırada yer aldı. Öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında ise Jonathan Rea'nin liderliği vardı. Kuzey İrlandalı sürücü bu seansta 1.34.391 ile hem seansın hem de günün en hızlı derecesini kaydetti. Gerrit Gerloff ikinci, Alvaro Bautista üçüncü olurken temsilcimiz Toprak 0.364 saniye geride bu seansta 5. oldu ve günü 6. sırada kapattı. Hafta sonunun ilk yarışı cumartesi günü Türkiye saatiyle 15'te başlayacak. Euro Formula Open'ın Imola ayağında gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Casper Stevenson ilk sırayı alırken Macaristan'da galibiyete ulaşan temsilcimiz Cem Bölükbaşı seansı 4. sırada tamamladı. Temsilcimiz Euro Formula Open'ın Hungaroring ayağında oldukça başarılı bir hafta sonu geçirmişti. Serideki ilk hafta sonunda 2 kez podyuma çıkan Cem, hafta sonunun ilk yarışını kazanmış, ikinci yarışını ise 3. sırada tamamlamıştı. Cem'in Van Amersfoort Racing'den takım arkadaşı Casper Stevenson, 40 dakikalık seansın son saniyelerinde attığı turla seansın büyük bölümünü lider götüren Enzo Trulli'yi geçerek ilk sırada yer aldı. Cem ise diğer takım arkadaşı Rafael Villagomez'in arkasında 4. oldu. Temsilcimiz liderin 0.262 saniye arkasında yer aldı. Cem ayrıca 18 tur atarak seansta en çok tur atan pilot oldu. İlk 5'i tamamlayan isim ise Red Bull Akademisi'nden Jack Crawford oldu. Şampiyona lideri Cameron Das seansın son dakikalarında piste çıkmayı tercih etti ve liderin 1.6 saniye arkasında 11. sırada yer aldı.